Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok değerli, sizlerin de yakından takip ettiği tasarımcı, modacı, kendi sürekli geliştiren değerli kardeşim Oktay Seven benimle. Hoş geldin Oktay'cığım. Hoş bulduk. Bugün sevgili Oktay'la birlikte gezegenlerin renklerine göre, kadınların özellikle burçlarına göre tercih ettiği renklerin ne şekilde kullanılması gerektiğiyle ilgili ipuçları alacağız. Her burç bir gezegen tarafından yönetilir. Koç kadınları için kırmızı vazgeçilmezse bu hafta tarzlarının daha dikkat çekici olması için onlara ne önerirsin sevgili Oktay? Koç kadınları genelde daha çok dekolte tercih ediyorlar. Bu yüzden de kırmızı tonu onlar için vazgeçilmez oluyor. Çünkü kırmızı her zaman daha ön plana çıkan bir renktir renkler arasında. Bu sebepten dolayı da daha omuzları ve açıkta bırakan, dekolte, daha çok rujlarında göz önüne çıkan, konuşurken daha çarpıcı olmak için kırmızıyı tercih edebilirler. Kırmızı bu hafta onların kullanması gereken bir renk. Sevgili koçlar, bu hafta sizlerin şifresi ise Zümrüt Anka kuşu gibi küllerimden yeniden doğuyor. Sabrımın, emeğimin, sevgimin mükafatını yaşamdan alıyorum. Hafta boyunca bu güzel olumlamanın enerjinize enerji katmasını diliyorum. Sevgili boğalar, yönetici gezegenleri Venüs'ün renklerini, saks mavilerini, yeşilleri kullanabilirler. Onlar tarzlarında sade mi olmalılar, feminen mi olmalılar? Hangi tarzda kendilerini bu hafta daha rahat hissedebilirler Oktay? Boğa burçları daha çok yeşil tonlarını ve saks tonlarını birleştirip çeşitli iş yaşantılarında da, özel gece hayatlarında da, akşamları da bu iki rengi birbiriyle kombin kullanabilirler. Çünkü saks ve yeşil her zaman birbirini çok tamamlayıcı iki renktir. Bu yüzden aksesuarlarında yeşil kullanıyorlarsa kıyafetlerinde saks tercih edip veya saks aksesuarlar tercih ediyorlarsa yeşil kıyafet kullanabilirler. Bunu ikisini kombinlemesini gayet... Ben de boğa burcu olarak yeşil ve yeşiller tonunu kullanıyorum. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzünün sizler için şifresi beni ben yapan değerlerimi seviyor ve sahip çıkıyorum. Sağlık, bilgelik, şans en yüce haliyle benimle birlikte. Peki ikizler hangi renkleri tercih etsinler Oktay bu hafta? İkizler daha çok gold rengini tercih etmeliler. Çünkü gold daha çok ruhsal aydınlatmayı ve üretim verimliliğini arttırdığı için iş yaşamlarında da gold'u tercih ettikleri zaman daha başarılı olacaklarını düşünecekleri için gold'u tercih edebilirler bu hafta. İkizler kadını biraz daha değişiklikleri seven, rahatına düşkün gibi geliyor. İkizler burcu biliyorsun divamız Bülent Ersoy'da. Evet. Saçından giyimine kadar çok farklı şeyler görebiliyoruz. Sen de baktığın zaman ikizler kadında bu tarz değişik sıra dışı kıyafetleri ön planda olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Çünkü ikizler burcu dediğimiz gibi ruhsal anlamda çok değişken bir burç olduğu için her an ruh halinin ne olacağını bilmedikleri için çok farklı bir kıyafeti de giyebilirler. Evet. Ya da bir gün bir bakarsınız ki çok sade, daha böyle normal bir kıyafette tercih edebilirler. O yüzden ikizler burcunu anlamak lazım. Sevgili ikizler, sizler için haftanın şifresi sorumluluk alıyor. Hayat yolunda cesur adımlar atmaktan korkmadan haklarıma sahip çıkıyorum. Peki yengeçler hangi renkleri tercih etmeli? Zodyan en duygusal ve zarif insanları. Evet, yengeçler de moru tercih etmeliler. Çünkü yengeçler için mor, onlar için zenginlik, lüks, bunları temsil eder ve mor rengini giydikleri zaman kendilerini daha yaratıcı, daha ön planda tutarlar. Bu yüzden de yeteneklerini rahatlıkla o renkle beraber birleştirip huzuru da beraberinde tercih edebilirler. Yengeçler daha çok keskin mi, yumuşak tarzda belirliyorlar? Aslında yengeçler biraz gizemli oldukları için çok çarpıcı olmayan fakat bakıldığında gerçekten hani bir tasarım, bir ürün giyebilirler. Aslında hani baktığınız zaman çok fazla ön planda değillerdir ama tek bir parçasıyla stardır. Ayın zarafetini ruhlarında taşıyan yengeç kadınları. Bu hafta gökyüzünün sizler için şifresi, ruhum bilgiyle eğitiyor, geçmişi affediyor, yenileniyor, sevgiyi, aşkı yaşama davet ediyor.
ve tüm kalbimle hoş geldin diyorum. Peki zodyan, güneşin çocukları, işleri işlerine sığmayan kıpır kıpır insanları, aslanlar hangi renkleri tercih etsinler bu hafta? Aslanlar bu hafta turkuaz rengini tercih edebilirler. Çünkü aslanlar biraz daha baskın burç oldukları için denizin renginden esinlendiler. Çünkü deniz bazen hırçın da olabiliyor, bazen çok şiddetli duygular da temsil ediyor. O yüzden turkuaz rengini kullandıkları zaman kendilerini daha güvende, daha başarılı, daha hırslı olacaklarını düşündükleri için bu hafta turkuazı tercih edebilirler. Sevgili aslanlar, gökyüzünün bu hafta sizler için şifresi zayıf yönlerimi geliştiriyor. Hatalarımı kabullenip kendimi eğitiyorum. Öfkelerimden sıyrılıyor. Aşk emekle güceltip hayatımın merkezine almayı seçiyorum. Peki zodyan en zarif insanları, başaklar hangi rengi tercih etsinler bu hafta? Başak burçları fuşya rengini tercih edebilirler. Çünkü onlar biraz daha canlı, sevecen oldukları için ve nazik oldukları için baharın da gelişiyle beraber biraz daha fuşya, daha canlı renklere yönelimleri olduğu için bu hafta fuşya rengini gerek aksesuarlarda gerekse kıyafetlerinde kullanabilirler. Sevgili Başaklar, gökyüzünün bu hafta sizler için şifresi her doğan günde yenileniyor, ruhumu bedenimi şifalandırıp doğru kararlar alıp uyguluyorum. Peki Venüs'ün çocukları teraziler hangi rengi tercih etsinler bu hafta? Teraziler siyah rengini tercih edebilirler çünkü siyah kararlılığı, dönüşümü ve irade gücünü ortaya koyduğu için bu yüzden bu hafta siyah tercih edecekler. Siyah zaten herkes için vazgeçilmez bir renk olduğu için bu hafta bütün kıyafetlerinde veya tamamen de siyah giyebilirler veya siyahı bir parça olarak farklı bir aksesuarda da kullanabilirler. Değerli okuyucularımız, izleyicilerimiz, bu ay boyunca 4 planet birden geri hareketli olacağı için özellikle öğretmen Satürn sizleri daha kararlı kılacak o zaman sevgili siyahla sevgili teraziler. Sizlerin bu hafta şifresi ise korkularımı, hatalarımı, pişmanlıklarımı dünde bırakıp anı tüm zenginliğiyle yaşamayı seçiyorum. Peki zodyan en gizemli insanları, akrepler hangi rengi tercih etsinler bu hafta? Akrepler turuncuyu tercih edebilirler. Çünkü turuncuda biraz daha ön plana çıkma, çeşitli böyle güneşi simgeleyen aslında biraz daha renkler onlar için çok önemli. Akreplerin de baharın gelişiyle beraber daha hareketli dönemleri, daha kendilerini sosyal hissedecekleri için dikkat çekici rengi turuncudur bu hafta. Turuncu kullanabilirler. Ruhsal enerjinizi turuncuyla harekete geçirin ve uyanışın içerisinde sevgiyle yerinizi alın. Bu hafta sizler için gökyüzünün şifresi, kendimi seviyor, sürekli gelişmeyi seçiyorum. Sevgiyle emek veriyor, maddi manevi zenginliklerin içerisinde yer alıyorum. Peki Jüpiter'in çocukları yaylar hangi renk tercih etsinler? Yaylar bu hafta pembe ve pudra tonlarını tercih edebilirler. Çünkü yaylar hassas bir dönemde oldukları için bu yüzden daha narin, daha hani pudra tonları, biraz daha pastel tonları olduğu için zarif yönleri ortaya koydukları için bu hafta pembe ve pembenin tonları, pudra tonlarını tercih edebilirler. Bu hafta gökyüzünün sizler için şifresi, şikayet etmiyor, mücadele ediyorum. Şükrediyor, paylaşıyor, her anı sevgi, emek yüklüyor, karşılığını aşkla, bereketle alıyorum. Peki Satürn'ün çocukları oğlaklar hangi rengi tercih etsinler? Özellikle yönetici gezegenleri oğlakların 25 Ağustos'a kadar geri hareketli olacak. Onlar bu anlamda daha güçlü hissedip gerginliklerden uzaklaşmaları gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Hangi rengi öneriyorsun onlara? Oğlaklar için saks rengi o zaman ideal olur. Çünkü saks rengi her zaman mutluluğu getirir. Ve ilişkilerde sorunları atmak için kendini huzurlu hissettiren bir renk olduğu için bu hafta saksı tercih edebilirler. Ruhsal saflığınızı özel hayatınıza yansıtmak için saks mavisini üzerinizden eksik etmeyin. Bu hafta gökyüzünün sizlere mesajı ise tüm hastalıklı düşüncelerimi ruhumdan, bedenimden uzaklaştırıyor. Şifa enerjisiyle birlikte hayatımda güzelliklere, yeniliklere, sevgiyle, kolaylıkla hoş geldin diyorum. Peki zodyan çılgın çocukları, kovalar hangi rengi tercih etsinler bu hafta? Kovalar için de bu hafta çivik mavisi ideal. Çünkü onların çok severim. Evet.
Onların soğukkanlıklarını, asaletlerini, masumiyetlerini ancak bu renkle bağdaştırabiliriz. Çünkü bu rengi giydikleri zaman gerçekten huzur ve güven duyuyorlar kendilerine. O yüzden de bu hafta kova burçları çivit mavisini tercih edebilirler. Sevgili kovalar, gökyüzünün sizlere mesajı: kendime güveniyorum. Güvensizliklerin yorgunluklarından arınıyor, seviyor, seviliyor, yarım kalan her şeyi aşkla tamamlamayı seçiyorum. Peki Neptün'ün çocukları duygusal, kendi içlerindeki duygusal yoğunluklarla, serzenişlerle kendilerini daha iyi hissetmeleri için sevgili balıklar hangi rengi tercih etsinler? Balıklar da tıpkı yengeçler gibi mor tercih edebilirler. Çünkü mor bilinçaltında yatan problemlerin çözülmesine yardımcı olan bir renktir. Mor rengini giydikleri zaman gerçekten insanlar kendilerini daha kararlı, daha iyi kararlar verebileceklerini düşünürler. Ve söylemek istediği her şeyi rahatça, özgüvenli bir şekilde söyleyebilirler. O yüzden bu hafta balıklar mor rengini tercih edebilirler. Sevgili balıklar, gökyüzünün bu hafta sizler için şifresi: hayattan korkmuyor, akışa ayak uydurmayı seçiyorum. Tekrarlardan uzaklaşıp yenilikleri deneyimliyorum. Bu hafta özellikle Merkür geri hareketi, öğretmen Satürn'ün geri harekette oluşu, Jüpiter retrosu ile birlikte zorlayıcı enerjileri dengeleyebilmek için her gezegenin temsil ettiği renkleri burçlara göre sevgili Oktay Sever'le birlikte değerlendirdik. Hiçbir şey sebepsiz ve nedensiz yaratılmadığına göre her türlü nimetten faydalanıp yaşam enerjimizi daha istikrarlı ve keyifli bir hale getirmeye özen göstermeliyiz. Merkür geri hareketinde, daha doğrusu gezegenler geri harekette olduğunda daha güçlü hale geleceklerinden bizler için uyanış, farkındalık, kendimizi sorguladığımız, hatalarımızı telafi etmek için çıkış yolları bulduğumuz enerjileri de beraberinde getirir. Merkür retrolarından korkmayın, eski dostlarla bir araya gelebilir, yarım kalan işlerimizi başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz. Biz haftaya yine farklı bir konuyla tasarımcı kardeşim Oktay Seven'le birlikte sizlerle olacağız. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Sen ne demek istersin sevgili Oktay? Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.